Herkese merhabalar sevgili birinci sınıflar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci sınıf Türkçe dersimizin birinci döneminin kalan kısmını tekrar edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Biz öncelikle sesleri öğrendikten sonra alfabetik sıralamayı öğrenmiştik. Artık seslerle değil, alfabede okuduğumuz şekliyle alfabetik sıralamayı bilmemiz gerekiyordu çocuklar. Peki alfabemizde kaç tane harf vardı? Önce sizden alayım cevapları. Evet, aferin size. Alfabemizde 29 tane harfimiz vardı. Hadi hızlıca şöyle burada yine küçük harfler verilmiş biz de büyük harfleri yazalım alfabetik sıralamaya göre. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M. N O Ö P R S Ş T U Ü V, v Y Z diyoruz ve alfabemizdeki harfleri bitirmiş oluyoruz. Sizlerden isteğim bu sıralamayı çok iyi bir şekilde bilmeniz ve çok hızlı bir şekilde de sayabilmeniz olacak. Mutlaka videoyu durdurup alfabeyi baştan sona saymayı unutmayın. Tıpkı şu şekilde. A B C Ç D E F G yumuşak G H I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z diyoruz ve alfabemizi bitiriyoruz. Sizlerin de bu şekilde sayıyor olması gerekiyor. Gelelim ünlü ve ünsüz harflere. Alfabemizde toplam 29 tane harf olduğunu söylemiştik. Bunlardan 8 tanesi ünlü harfken tam 21 tanesi de ünsüz harftir çocuklar. Bizler ünsüz harflere aynı zamanda sessiz harfler demiştik. Ünlü harflere de aynı zamanda sesli harf demiştik. Şuradan aklınıza gelebilir ünlü insanların sesi çok fazla çıkıyor. Yani sesli oluyorlar. Ya da sanatçılar, müzisyenlerden aklınıza gelsin. Onlar ünlü oldukları için sesleri çok güzel. Bu yüzden sesleri çok fazla çıkıyor diyebiliriz. Ünsüz harflerimize bakalım. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z harfleri. Bizim ünsüz harflerimiz. Peki ünlü harflerimiz neler? Hemen yazalım. A E I I Şöyle alta geçelim. O Ö U Ü Başka var mı? Bakalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ünlü harfim var diyoruz. 8 ünlü. 8 ünlü harfim var. Sayalım. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Hadi siz de bir daha sayın. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü harfleri bizim ünlü harflerimiz diyoruz. Bakalım bir etkinlik yapalım. Verilen kelimelerin ünlü ve ünsüz harf sayılarını Bulunuz demiş. Bakalım burada İlyas yazıyor. Hemen şöyle bir bakalım. Bir ünlü, iki ünlü. Yazalım. İ ve A. Parantez içinde iki ünlü harfinin olduğunu yazalım. L, Y ve S ise burada bizim ünsüz harflerimiz, 3 tane de ünsüz harfimiz var diyoruz. Devam edelim. Saksı kelimesine bakıyoruz. Saksı kelimesinde A ve I bizim ünlü harflerimiz. Yani iki tane. S, K ve S de yine bizim ünsüz harflerimiz. 3 tane de ünsüz harf var diyoruz. Atatürk kelimesine bakalım. A, yine bir A ve Ü harfimiz var. 3 tane ünlü harfim var. 1 2 3 4. 4 tane de ünsüz harfim var. 2 tane T, 1 tane R, 1 tane de K. Yani toplan 4 tane ünsüz harfim var diyorum. Balkon kelimesinde A ve O harfleri ünlü harfler. 2 yazıyorum. B, L, K ve N. B, L, K ve N ise bizim ünsüz harflerimiz. Bakalım bisiklet kelimesine iki tane i sesim var harfim. Bir tane de E harfim var. Üç tane ünlü harfim var. B, S, K, L, T. Bakalım B, S, L... Burada bir tane de K vardı. Bir tane de T. 1 2 3 4 5. Toplam 5 tane de ünsüz harfim var diyorum ve hemen devam ediyorum. Bakalım ne istemiş benden? Aşağıdaki hecelerden hangisi resimdeki hayvanın adına aittir? Burada hangi hayvan var çocuklar? Baykuş. Baykuş var. Bakalım. Ba bakın. Baykuş Baykuş dediğimiz için ba bu hayvana ait değil. Peki kuş var mı? Evet var. Ku olur mu? Tabii ki olmaz diyoruz. O zaman B seçeneğini işaretliyoruz. Aşağıdaki hecelerden hangisi resimdeki görsele ait değildir? Resimdeki görselde ne var? Ekmek var. Bakalım. Ekmek. 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 Mek ikisi de var. Peki hecesi var mı? Olmadığı için A seçeneğini işaretliyorum ve hemen devam ediyorum. Aşağıda verilen cümleler kaç kelimeden oluştuysa yanına yazalım demiş. Hemen bakalım. Emel keke limon ekle. Gördüğünüz üzere burada cümleler var ve biz ne demiştik? Kelimeler birleşerek cümleleri oluştururlar. Heceler birleşerek kelimeleri oluştururlar demiştik. Bakalım kaç tane kelimesi varmış? Emel 1, keke 2, limon 3, ekle 4. Demek ki dört tane kelimeden oluşuyormuş. Suna bir. kaliteli 2, kilit 3 tak dört. Yine dört kelimeden oluşuyor. Efe bir ile iki Nil üç. Birlikte dört markete beş gittiler altı tane kelimeden oluşuyormuş. Annem bir salatanın iki üstüne üç bol dört limon diyoruz beş sıktı altı. Yine 6 kelimeden oluşuyor diyoruz. Ozan 1, 8, 2, tane 3, zeytin 4, 7, 5. 5 tane kelimeden oluşuyor diyoruz ve etkinliğimizi tamamlıyoruz. Artık videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.